olumsuz şartları beraberinde getiriyor. Bu olay Kangallar için yeni çalışma alanlarının bulunmasını gerektiriyor. Kangalların geleceği şu anda iş köpeği olarak çoban köpeği ağırlığıyla görüyoruz ama yavaş yavaş Kangal köylü köpeği olmaktan eğitimli ve şehirde yaşayan insanların köpeği olma konusunda son yıllarda çok büyük bir aşama kaydetti. Her şeyi koruma içgüdüsü nedeniyle ticari alanların korunmasında, kışın boşaltılan turistik tesislerin korunmasında, sanayi alanların korunmasında ve bireysel korumada dünyada daha etkili bir ırka kesinlikle rastlanmıyor. Sürü koruma köpeği olarak soylarının devamı sağlanmaya çalışılırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanseverler ve kangal yetiştiricileri, ırkın korunmasına ve devamlılığına yönelik çabalarını özel çiftlikler de sürdürüyorlar. Amaç, değişen dünyada kangallara yeni görev sahaları yaratmak ve ırkın devamlılığını sağlamak. Ancak kangal öncelikle bozkır köpeği. Engin bozkırların yüzü üzerinde koşturması gerek. Dar alanlarda kalan kangalların vücut ve karakter yapılarında zaman içinde deformasyonlar görülebiliyor. Bu da saf kanırkın geleceği için büyük bir tehlike. Bu tehlikeyi giderebilmek için hayvanseverler kangalın hareket özgürlüğünü kısıtlamayacak çözümler de düşünmüşler. Koşu bandı adı verilen çelik halat, bozkırın yerini tutmasa da kangalın ırk özelliklerini devam ettirebilmesi için gerekli tek yöntem. Bu saf kan ırkın özelliklerini koruyabilmek için gerekli en önemli şartlardan biri de doğru melezleme. Diğer köpek ırklarıyla çiftleştirilen kangalların yavruları saf kanlığını yitiriyor. Irk özelliklerini gösteren anne ve babanın seçimi, istenen kangal özelliklerinin sonraki nesillerde görülmesinin garantisi. Elbette bu yıllar sonra alınacak bir sonuç. Benim ilk başladığımda omuz yüksekliği en yüksek olan dişim 73 santimdi. Onu doğru bir çaprazlamayla çiftleştirdim. Ondan da omuzluk tuttuğum dişiler 75 santim oldu. 2 santimlik bir yükselme elde ettim. O dişiden elde ettiğim yavrularsa şu an 77 santim. 16 aylık. Kangal ırkını koruma amaçlı çeşitli projeler de üretilmiş durumda. Bunlardan biri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde 2004 yılında destek gören kangalların geleneksel hayvancılıktaki rollerinin devamlılığının sağlanması projesi. Yerel ve sivil girişimlerin insani ve çevresel gerekler arasındaki ince dengeyi kurabileceği inancıyla hareket eden program, kangalların dünya çapında ün salmış sürü koruma görevlerinin devam etmesi için destek vermiş. Koyun olmayınca kangalın asli görevi olan koyunculuğu koruma işi de ortadan kalkmış oluyor dolayısıyla. Kangal köpeklerinin geleneksel hayvancıktaki rolünün devamının sağlanması için bir proje başlattık. Bu projeyi Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı destekledi ve 2 yıla yakın bir süre devam etti. Bu proje kapsamında 10 tane sürü seçtik. Bunlara 2 erkek 1 dişi olmak üzere 30 tane kangal yavrusu dağıttık. ...30 senedir koyunculuk yaparız yani. Burada daha önceleri iyi köpeklerimiz vardı. Aynı Sivas'tan gelirdi yani. Zamanla bu ırk değişti, bozuldu yani. Takip edemedik ırkı. Sonradan proje kapsamında 2 yıl önce kangal yavruları aldık. 2 erkek 1 dişi. Bu yavruları yetiştirdik. Çok iyi çıktılar yani. Koyun için, sürü için 1. sınıf çıktılar. 2 yıldır yani kurt yüzü görmedik desek yani o kadar
Doğru olur yani. Günümüzde kurtlarla mücadelede dünyanın her bölgesinde çoban köpeklerinin kullanılması teşvik ediliyor. Kangal bu görev için biçilmiş kaftan. Onun ırk özellikleri böyle bir görevi içgüdüsel olarak yapmasını sağlıyor. Ancak ülkemizdeki kurt varlığının bilinçsiz bir şekilde azaltılması, kangalların ırk özelliklerinden gelen koruma içgüdülerini de gün geçtikçe törpülüyor ve doğal hayata zarar veriyor. Amacımız burada hem kangalları doğal görevi olan sürüye döndürmek, hem de doğaya dolaylı bir katkıda bulunmak. Bu katkı nedir? Örneğin bizim yöremizde eskiden kurt sayısı çok fazlaydı. Şu anda iyi köpek olmamasından kaynaklanan sebeplerden köylüler kurtları zehirle veya silahla yok etmeye başladılar. Bu da ekolojik dengede bir bozukluğa yol açtı. Avrupa ve Amerika'da koruma altında olan kurt, Türkiye'de yıl boyu sınırsızca avlanabiliyor. Kurtların sayısındaki azalma, kangal köpeklerinin varoluş nedenlerinin en büyük tehdidi. Çobanlar silah yerine kangal köpeği taşısalar, doğal ortamda kurtların hepsi ölmek zorunda kalmayacak. Yani kaçacak, kurtulacak. Yani binde bir tanesi işte köpeğin eline düşünce ölecek. Ama normal silah kullandıklarında adam önüne gelen kurdu vuruyor. Böyle olunca da kurtların nesli sona eriyor. Bizim buralarda bayağı azaldı kurt. Mesela burada kurt yavrularını ininden buluyorlar çobanlar. Ondan sonra çıkarıyorlar. Daha küçücük yavru, bir haftalık 10 günlük. Sonra onları öldürüyorlar. Ya da oraya buraya satıyorlar. Sattıkları yerlerde de kurtları götürüyor, adam büyütüyor, köpeğe boğduruyor. Küçük yavruları köpekleri öldürttürüyorlar. Oysa gerçek bir kangal bence kurtun yavrusunu falan öldürmez. Yani ancak büyük kurdu, kendine zarar verebilecek kurdu öldürür. Kangallara yönelik en büyük tehdit kurt varlığının azalması değil şüphesiz. Doğasında sevecen ve sahibine ölümüne kadar sadık olan bu koruyucu köpekler dövüştürülerek ırk özelliklerine ters bir davranışa zorlanıyor. Türkiye'de köpek dövüştürmek yasak olsa bile çoğu zaman bu dövüşler aleni bir şekilde yapılabiliyor. Bu dövüşler köpeklerin yaralanmalarına, hatta ölümlerine yol açabiliyor. Köpeklerin daha uzun süre dövüşebilmeleri için onlara ilaç verenler ve doping uygulayanlar da var. Kendi doğalarında var olan yok etme içgüdülerini köpeklerine dövüştürerek tatmin eden insanlar nasıl bir suç işlediklerinin farkında değiller. Hangi ırk olursa olsun hayvan dövüştürerek bahis oynayan ve buna seyirci kalan insanlar ekolojik dengenin ve insanlığın en büyük tehdidi. Hayvanseverlerin kendi imkanlarıyla korumaya çalıştıkları bu ırkın geleceğini kurtarmak bir yandan da devlet eliyle mümkün olabilir. Giderek Türkiye'de ve dünyada önem kazanan kangalların geleceği için Sivas'ta çalışmalar çoktan başlamış. Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi, ülkemizdeki kangal ırkının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmakla kalmıyor, kangal köpeklerine ilişkin bilimsel etkinlikler de düzenliyor. Kaymakamlık da bu programlara destek vermek amacıyla 2000 yılından beri her yıl uluslararası bir festival düzenliyor. 3 numaralı kakoş. It's their character. They are
so loyal and independent, and they're also very beautiful, of course, very impressive dogs. Sakin insanlarla çok iyi ilişki kuruyor. Çok sevimli köpek. Bu geniş kanatların koynunda uzanan bozkırın sonu yok. Bu sonsuzluğun gözleri keskin, burnu duyarlı. Kulaklar hep açık, rüzgarın sessizliğini dinliyor. Sessizliği yırtan yalnızca çan sesleri. Onlar da yakında, hemen yanı başında. Ama bozkırın keskin gözleri hep uzaklarda. Kangal, yüzlerce yıldır hep bu sarı bozkırın yalnızlığını paylaştı. Burada alabildiğine özgür ve mutlu.